gleich noch das Ding. Uns? Oder Barabar? Ja, als Schwelle des Schöpfenbergs geht es wieder mehr. Akdeniz Belediyesi Eş Başkanımız Sayın Hüseyin Mutlu 8 aylık bir tutsaklıktan sonra özgürlüğüne kavuşmuş ve aramızda geldiği için hoş geldiniz diyoruz kendilerine. Çok insanımız, dostumuz tutsak alındı. Şimdi bunlara sormak lazım. Bir 8 ay önce bu insanlar gözaltına alınınca suçları neydi? Suçları vardı ise niçin serbest bırakıldılar? Eğer suçları yoktuysa niye alıkonuldular, niye tutuklandılar? Bunları sormak lazım. Bunları işte halkımızın bunu sorgulaması lazım. Bir süreç yaşadık. Uzun bir sürecinden sonra aranızdayım. Bunun için memnunum. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. İyiyim diyorum çünkü iyi olmak için mücadele etmek gerekiyor bugünlerde Türkiye'de. Zorlu bir süreçti ama bu zorlu sürecin karşısında hiç kimse eğilip bükülmeden, özellikle benim tanık olduğum, cezaevinde yanında kaldığım, birlikte kaldığım arkadaşlarım bu mücadeleyi gerçekten kadınlar olarak dimdik ayakta kurdular. Uzun bir tutukluluk süreciydi. Mahkemeye çıktık. Neden? Mahkemede de belirttim. Ne bir suç var ne de ceza olmalı. Çünkü biz bunu kabul etmiyoruz. Sonuçta hükümetin kararıyla belediyelerimize kayyum getirildi. Akdeniz Belediyesi de bundan nasibini alan bir belediyeydi. Batı'daki tek belediyemiz olan Akdeniz Belediyesi'nde en ufak bir sorun, sıkıntı, yasal olan, mali, hukuksal hiçbir şekilde bir eksiklik olmamasına rağmen önce biz gözaltına alındık. Büyük bir gözaltı operasyonuydu. Sonra da belediye kayyum getirildi. Yani operasyonun tek nedeni belediye almak üzerine kuruluydu. O anlamda bunlar sıkıntılı. Gelecek açısından da Türkiye'yi demokratikleştirecek ya da demokrasiyi büyütecek davranış biçimleri değil. Bunun tabii sonsuza kadar böyle gitmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Bugünlerde daha çok dayanışmaya, daha çok birlikte olmaya, daha çok birbirimizle olmaya, temas etmeye ihtiyacımız var.